Merhaba, ben Ozan ve bu bölümde Mixolydian modunu inceleyeceğiz. Mixolydian modu, bitiş seslerinin sonuncusu kabul edilen G-sol üzerinde kuruluyor. Bu aynı zamanda dördüncü bitiş sesi olduğu için adına tetrardus da deniyor. Otantik Mixolydian'le başlayalım. Mixolydian'e kadarki olan modlarda bitiş sesi ile beşli ve dörtlü türlerinin örtüştüğünü görüyoruz. Örneğin birinci bitiş sesindeki Dorian yine birinci beşli ve dörtlü türleriyle kuruluyor. Bu Phrygian ve Lydian modları için de geçerli. Ancak Mixolydian'e gelindiğinde bir sorunla karşılaşıyoruz. Hatırlarsanız dört tür beşli varken sadece üç dörtlü türü var. Mixolydian modu için yine birinci dörtlü türünü kullanıyoruz. Bunun için bitiş sesi G üzerine dördüncü tür beşli olan Ut, Re, Mi, Fa, Sol'ü kuruyoruz. Ardından D üzerinde birinci dörtlü türü olan Re, Mi, Fa, Sol'ü ekliyoruz. Dorian ve Lydian modlarında olduğu gibi beşli ile dörtlünün eklendiği yer bu mod için de önemli. Günümüzde Re dediğimiz bu sese Guido sisteminde D, La, Sol, Re deniyor. Şimdi otantik Mixolydian modunu bir ezgiyle inceleyelim. Dicite pusil animes confortami et nolite timere ecce Deus noster veniet et salva bit nos. Ezgi bitiş sesi G sol'de başlamış ve bir ton altındaki F fa'ya inen bir süsleme yapmış. Otantik modlarda bitiş sesinin bir ton altına inebildiğini daha önceki örneklerde görmüştük. Arkadan gelen pusillanimes sözcüğünde ezgi beşlisine çıkmış. Ve yine arkasından gelen confortamini sözcüğünde ezgi oktavına değmiş. Yani daha ilk üç sözcükte modun şemasını görebiliyoruz. Timmere sözcüğüyle biten cümlede ezgi B-mi'de kalış yapıyor. Modal hassasiyeti yükselmiş dinleyiciler B-mi'deki bu kalışı Phrygian moduyla özdeşleştirebilirler. Bir sonraki cümlede yine beşli ağırlıklı bir deklamasyon görüyoruz. Son kısımda ise muazzam güzellikte bir şey yaşanıyor. Ezgi bitiş sesinin altındaki F-fa'da başlayıp günümüzdeki majör akorlar gibi üçlü çıkışlar yapıyor. Ve bu F-fa'ya özgü sesleri güzel bir karşıtlık yaratıp G-sol'e inerek bitiyor. Her ne kadar bu motif çok ileriki yüzyılların müzik dilini andırsa da Gregorian ezgilerinde de ara sıra kendine yer buluyor. Sekizinci ve son mod olan plagal Mixolydian'in şeması yine otantikteki dörtlüsünün bir oktav alttan kurulmasıyla ilgili diliyor. Yani bitiş sesinin dörtlü altından. Burada R'den R'ye bir dizi oluşuyor ve bu ilk bakışta otantik Dorian'ın dizisini çağrıştırabilir. Ki belki de tek ortak yönleri bu. Otantik Dorian'ın bitiş sesi D, R iken plagal Mixolydian G sol üzerinde bitiyor. Otantik Dorian ezgileri beşlisi A'la'yı severken plagal Mixolydian ezgileri dörtlüsü C, Fa'yı seviyor. Yani gezindikleri ses bölgesi ortak olsa da bitiş sesleri ve ezgi karakterleri ayrı olan iki moddan bahsediyoruz. Bakalım örneğimiz bu ayrımı belli edecek mi? Spiritus Sanctus docebit vos, alleluia. Quecumque dixero vobis, alleluia, alleluia. Parçanın başındaki Spiritus sözcüğünde ezgi alt dörtlüsünde gezinmiş. Ve hızla bitiş sesinin üstündeki bölgeye ilerleyip Vos sözcüğünü dörtlüsü C-Fa ile tamamlamış. Arada bitiş sesine inen bir Alleluya var. Sonraki cümlede yine ağırlıklı olarak C-Fa'da gezinen ezgi Vobis sözcüğünde bitiş sesinin altındaki F-Fa'ya iniyor. Böylece üçüncü beşli türünü oluşturarak sanki Lydian modunu çağrıştırıyor. Buna benzer F-Fa geçişini önceki parçada da görmüştük. Ezgi buradan yine sevdiği C-Fa'ya çıkıyor ve bitiş sesi G-Sol'e inerek karar veriyor.
Mixolydian modu bitiş sesi G-sol üzerinde 4. tür 5'li ile 1. tür 4'lü ile kuruluyor. Otantik Mixolydian ezgileri 5'li ile 4'lünün eklendiği D notasını severken, plagal Mixolydian ezgileri 4'lüsü C'yi tercih ediyor. Otantik Mixolydian heyecanlı, şehvetli ve yer yer kızgın ifadelerle tanımlanıyor. Jüpiter'in babası Satürn aynı zamanda bu modun gezegeni sayılıyor. Plagal Mixolydian için ılımlı, tatlı ve yeri geldiğinde ciddi bir havası olduğu söyleniyor. 16. yüzyıl müzik yazarı Fink, bu modu kocasının öfke ve galeyanını yatıştıran kadının tatlı sözlerine benzetiyor. Hatta halk arasında plagal Mixolydian gibi tatlı dilli olmak diye bir deyim oluşuyor. Böylece 4 bitiş sesindeki 8 Gregorian modunu incelemeyi tamamlamış bulunuyoruz. Hoşçakalın.